Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün son günlerde popüler olan tanzim satışla ilgili tanzim satış nedir? Türkiye'de sebze ve meyve fiyatları neden bu kadar yükseldi? Gibi bilgilerle birlikte sizlere tanzim satışla ilgili bilgiler vereceğiz. Ve tanzim satışta içeren görsel olarak kendi derlediğimiz yani elde ettiğimiz bitkileri bu turp, domates, patates, elma, sarımsak, portakal vesaire bitkileri de görsel bir tezgah kurarak böyle bir video paylaşıyoruz. Tanzimin anlamı eşitlemek, paylaştırmak. Yani herkese eşit paylaştırma anlamına geliyor. Tanzim etmek, paylaştırmak anlamına geliyor. Genellikle devletin, kamu, kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen tanzim satış yani fiyatlar çok yükseldiğinde, arttığında fiyatları düşürmek için üretici ile tüketici arasındaki o bu kar payı satış yapan komisyoncular ve tüccarların gelirlerini düşürmek için fiyatlara düşürmek için uygulanan bir faktördür. Ancak şu günlerde devlet tarafından düzenlenen, işleme alınan tanzim satış noktaları İstanbul gibi metropol şehirlerde 20 milyona dayanan nüfusuyla 50 tane bir kamyonun dorsesinde 50 farklı yerlerde yani tanzim satışı ucuza mal satmış yapmayla yani bu işin çare olabileceğini düşünemiyoruz. Yani düşünmüyoruz. Örnek verecek olursak bu limon şu an Erdemli'de, Mersin'in Erdemli ilçesinde üretici satacak müstahsil bulamazken, tüccar bulamazken, 50 kuruş gibi bir fiyata satıcı bulamazken bu ürün İstanbul'da o Migros, Tansaş vesaire marketlere girdiğinde kilosu belki de 5 lira, 6 lira olacaktır. Yine şu an yetiştiği yerde Mersin'de, Niğde'de bu soğan şu an 4 liradır. Ancak biz bunları yani kalitesiz olduğuna bakmayın. Ambarımızdan videomuz için döküştürdük ve bunları temin ettik. Şu an burada Mersin'de, Erdemli'de bu domates yani 1,5-2 lirayken, 3 lirayken İstanbul'da bir domates 10 lirayı bulmaktadır. Yine elma, şu an elma mevsimi geçti. Buzhane elması burada 3 lirayken İstanbul'da bunun 5 lira, 6 lira olabilme özelliği vardır. Nasıl oluyor diyecek olursak bugün Erdemli'den, Antalya'dan, Alanya'dan, Finike'den, Mersin civarından, Adana'dan kalkan bir kamyon İstanbul Esenler kuru hale ulaştığında yani bu Bayrampaşa terminalinin arka tarafında İstanbul Esenler haline ulaştırma aşamasında bir kamyonun nakliye fiyatı mazotun 6 lira 20 lira 20 kuruş olduğunu hesap edersek yani 15 tonluk 10 tonluk bir kamyon yani 4-5 bin TL bir yani nakliye ücreti işte kar payı KDV vesaireyle 4-5 bin lira gibi bir masraf binmektedir. Bu nakliye sürecinde gerek nakliye masrafları gerekse hallolsun komisyon kesintileri %20'lere varan komisyon kesintileri bütün bu eklenen maliyetler herhangi bir ürünün kilogram başına maliyetlerini arttırmaktadır. Yani şöyle diyecek olursak bugün Erdemli'de şu limon 50 kuruşa alan yok. Yerinde aşırı yağışlarla da tarımdan toplanılamadığı için ve Rusya'da bu sene bu limonu pek yeşil ışık yakmadığı için Akdeniz sineği var diye sınırdan geri teptiği için şu an dalında çürüme esnasındadır. Ve diyelim ki bunu bir tüccar aldı ve paketlettirdi. Tüccar dalından alırken üreticiye bir para ödüyor. Kilogram veya kabala veyahut da işte nasıl adlandırılırsa. Atıyoruz bir limon 50 kuruşa aldı. Bu limonu dağından toplattırmak, paketlettirmek ve kamyona yüklettirmek için bir maliyet oluşuyor. İşçilik maliyeti, vergi maliyeti, iş kamyona yükleneceği işçi maliyeti ve nakliye maliyetleri. Bütün maliyetleri atıyoruz. Yani limon 50 kuruşa alınan bir limonun maliyetler hesap edildiğinde
Örnek verecek olsak 70 kuruşa çıkıyor. Bu 70 kuruşa çıkan limon, diyelim ki şey vardı, İstanbul Esenlere, Bayrampaşa kuru hala vardı ve orada bir de %20'lere varan komisyoncu masrafları, hal masrafları, stopaj vesaire masrafları da eklendi. Limon ne oldu? 1 liraya çıktı. Ve buradan alınan limonlar, diyelim ki büyük Migros, BİM, A101, Tansaş, Carrefour'a gibi marketlere girdi. Ve bir de o marketlerin kendi ulaşım araçlarının yakıt maliyetleri oldu. Çalışanların maliyetleri oldu. Dükkan kiraları oldu. Oldu oldu ve maliyet 1,5-2 liraya çıktı. Bir de o mağazanın kârı da eklendiğinde, yani atıyoruz 50 kuruşa Erdemli'den alınan bir limon, yani şu an İstanbul'a gitmediğim için, televizyonlarda, medyada şey yaptığım için 3 liraya varan bir fiyat olmaktadır. Yani 50 kuruşla 3 lira arasında 2,5 TL bir fiyat farkı vardır. Bu nereye gidiyor? Aracılara gidiyor. Öte yandan bir çuval 18,46 güple fiyatı 200 lirayı aşmış. Bir top damlama hortumu, 20'lik damlama hortumu top fiyatı 250 liraya varmış. Elektriğin megawatt saati 50-60 kuruşa dayanmış. Mazot olmuş 6 lira 20 kuruş. Genellikle bu tarım sektöründe uğraşan çiftçiler genellikle mevsimsel olarak, gerek çiftçiler gerekse bu esnaflar, bunun kapsamlılığını, tüccarlığını yapan esnaflar mevsimlik olarak sezonlarda bankalardan, özellikle tarım kredileri veren bankalardan kredi çekerdi. Düşük faizle kredi çekerdi. Ve çektikleri bir krediyi böyle yatırıma dönüştürerek zeytin, elma, ne bileyim limon, portakal vesaire tüm tarım ürünlerini alıp satarak, yağ fabrikalarında yağını sıktırarak, yağını satarak böylelikle para kazanırlardı. Düşük maliyetlerle çektikleri kredilerin maliyeti düşük olduğu için ürünlerin satışından elde edildikleri karlarla hem kredilerini ve borçlarını ödüyorlardı, hem çalışanlarına, tarım sektöründe çalışanlara bu istihdam sağlıyordu ve kendileri de para kazanıyordu. Şu an kredi maliyetleri maksimum, yani %40'lara dayanan bir faiz oranlarıyla, hem bugünkü şartlarda bankalar kredi vermeye yanaşmadığı için, yanaşsa da anasının nikahını teminat olarak istediği için, yani şu an 100 liranın, 100 liralık bir kredinin aşağı yukarı, yani 1/3'üne yakın faize gitmektedir. Yani 10 bin lira kredi çekerseniz bugün yarı yarıya geçkin faiz ödemek zorundasınız. Esnaf kredi çekemediği için ve elinde nakit para olamadığı için, tabi bu üreticide, yani bu seracılıkta uğraşan çiftçilere de geçerli. Kredi, düşük faizli kredi çekemediği için, yatırım yapamadığı için, elinde para olmadığı için bu ürünleri yetiştiremiyor. Öte yandan çok soğuk iklim kuşaklarına sahip olan Rusya, başta Rusya ve Orta Doğu gibi ülkeler, kendilerine bu tür ürünler yetişmediği için genellikle bu tür ürünleri yetiştiren ülkelerden ithal etmektedir. Bazen Rusya arada sırada dolgunluk oranına göre bahane bulsa da, kendi ülkesinde sebze, meyve vesaire enflasyon oranları arttığı için halktan tepki gelmemesi için zorda kaldıklarında, her ne tür koşul olursa olsun, ithal ürün etmek zorundadır. İhracata giden bir ürün her zaman pahalı olur, getirisi güzel olur. İç piyasaya satılan ürün de daima düşük fiyatlı olur. Ürünler genellikle ihracata gittiği için daha iyi fiyat ve dolar ve euro bazında gelir elde ettiği için, genellikle bu işin tüccarlığını yapan büyük patronlar ihracat odaklı çalışmaktadır. Öte yandan bu sene yurdumuzda, özellikle Akdeniz bölgesinde, bu Adana, Osmaniye, Mersin, Anamur, Erdemli, Silifke,
Batı'da Alanya, Finike, Antalya, Muğla, Marmaris, İzmir vesaire güneyli kıyı cephelerde iklim şartları çok ağır geçti. Yurdumuzda bu sene Balkanlardan ardı ardına arkası kesilmeyen soğuk ve yağışlı havalar gelmekle birlikte akabinde Orta Akdeniz'den tropikal iklim kuşaklarına adlandıran hortum, aşırı rüzgar, fırtına vesaire gibi doğal olaylar, koşullar meydana geldi. Hal böyle olunca seralar büyük bir zarar, hezimet yaşadı. Yaşanan fırtına, kaos, kargaşa ve lodosla birlikte aşırı oluşan donla birlikte çiftçi doğal olarak da bu sene seralarında tam randımanlı ürün yetiştiremedi. Ve yetiştiremediği için, ürün az olduğu için yani bir nevi kara borsaya düştü. Kara borsaya düşebilecek bir ürünü de ucuza mal etmek pek mümkün olmayabilir. Bu şartlar ne zaman değişebilir? Her ne kadar enflasyon oranları yüksek olsa da, girdi maliyetleri yüksek olsa da, çiftçi para kazanmak için ekmeğini tanzim etmek için mutlaka uğraşacak. Çünkü onun mesleği toprakta ekim dikim yaparak para kazanacak. Ancak mevsimsel koşullar bu sene arka arkasına kesilmeyen yağmurlar ve oluşan tropikal fırtınalar ve aşırı yağışlar ve kar yağışı vesaire gibi doğal olaylar tarım sektörüne bu yıl yani ağır bir darbe vurdu. Eğer aşırı iklim koşulları oluşmamış olsaydı, diğer yıllara göre oluşmamış olsaydı, bu sene, bu yılda her ne kadar fiyatlar yüksek olsa da, yani çiftçi bir şekilde üretip ekmeğinin kapısına bakacaktı. Yani şimdi atıyoruz adam domatesi, fasulyeyi, salatalığı yetiştirdi. Allah'tan gelen bir doğal afetle, yani soğuk hava, fırtına, lodos ve hortum gibi doğal olaylarla seraları yerle bir edebildi. Bu nedenle serada kapalı alanlarda kış mevsiminde yetişen bu bitkiler büyük ölçüde zarar gördüğü için sel altında su altında kaldığı için ne yazık ki bu sene bu sebze meyve fiyatları yüksek oldu ve şu an tanzim satış noktalarıyla devletin kamu kurum ve kuruluşlarınca, belediyelerce fiyatların daha yüksek oranlara çıkmaması için tanzim satış uygulanmaya devam edilmektedir. Üretici ile tüketici arasındaki bu tacirlerin kazançlarını ortadan kaldırdığı için doğrudan hiçbir maliyet eklenmeden İstanbul'dan, Esenler'den, Bayrampaşa'dan kuru halden alınan sebze ve meyveler doğrudan halka ulaştırılarak hemen hemen hiç komisyon kar payı alınmadan hal fiyatlarına satıldığı için fiyatlar belki de 40-50 oranında %40-50 oranında ucuzlayabilir. Bu düzen ne zaman düzelebilir? Elbette bu saatten sonra çok ucuz fiyata 50 kuruşa 40 kuruşa yani 1 liraya İstanbul gibi bir yerde domates biber yemek artık imkansız da ancak 10 liranın altındaki bir fiyatların oluşabilmesi için en az 21 Şubat'tan sonra cemrelerin düşmesi, havaların ısınması ve aşırı iklim olaylarından azalması ve tabiatın normal döngüye dönmesi belki eski yerini almasa da bundan daha aşağı fiyatlar olabilir. Şu gördüğümüz tepsideki temsili sebzelerin, meyvelerin reyonuna koyabilme için 20 TL gibi bir para harcadık. Hoşça kalın.